Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere göstereceğim bir adet diferansiyel. Şöyle çevireyim. Işığı arkadan alayım. Daha rahat görün. Şöyle. Bu gördüğünüz alet ZF'nin üretmiş olduğu Touareg 3000 dizelleri veya Q7 veya da Porsche Cayenne'lerde çıkan ön diferansiyel arkadaşlar. Diferansiyel sisteminin nasıl çalıştığıyla alakalı bana soru sormuştunuz Instagram'da. Bununla alakalı hem öğrenciler büyük bir ihtimalle sormuşlar, abi bize gösterir misin diye. Canlı bir şekilde geldi arkadaşlar. Şimdi ben bunu sizinle paylaşacağım. Şimdi diferansiyel gördüğünüz gibi şurada bir adet shaft, yani şanzımandan gelen kısım. Yalnız bunda ara şanzıman var. Oralara pek fazla girmiyorum. Konu diferansiyel olduğu için. Buraya shaft geliyor arkadaşlar. Shaft buraya hareket veriyor. Maruti dişli diyoruz. Şu içeride iç kısımda. Maruti dişliyle birlikte bunu çeviriyor. Peki bu hareket aldığı zaman neler oluyor burada? Hemen gösterelim arkadaşlar. Şöyle çevirelim bunu. Gördüğünüz üzere gövde komple oynuyor. Yani gövde ilerliyor. Gövde hareket etmeye başladığında arkadaşlar bağlı olan akis tarafları sağ ve sol lastik olarak düşünün bunları. Sağ ve sol lastik. Sizin şaftınızın vermiş olduğu hareketle birlikte ileri veyahut da geri vitesteyseniz geriye arkadaşlar hareket etmiş oluyor. Yani burada dönmeye başladı mı şu gördüğünüz malzeme komple alabildiğine döndürüyor. Hem sağı hem solu. Şöyle biraz çevireyim. Şimdi bazen tekerlekleri kaldırıyoruz ya, yani bir tarafını kaldırıyoruz, gaz veriyoruz, gidiyor. Şimdi yeni arabalarda bu mümkün değil çünkü ABS sistemi hemen okuyor ve frene bastırıyor. Hızlara çıkamıyoruz ama örneğin Tofaş, işte BMW'de ESP'yi kapatıyoruz, işte antipatinaj vesaire, bu yanlayarak patı çekerek falan gidiyoruz ya. Peki bunu nasıl sağlıyor veya kilitli diferansiyel olayı nasıl oluyor? Ve 4x4'lerde de şundan bahsedeyim. Diferansiyel yağlarını kesinlikle kontrol etmiyorlar arkadaşlar. Yani ön, arka ve ara diferansiyel. Yani bir 4x4 kullanıyorsanız şanzıman yağı, ara diferansiyel, ön diferansiyel ve arka diferansiyelin yağları var. Bunları mutlaka bakın. Mesela bunu niye söylüyorum? Bakın bu hiç değişmişe benziyor mu? Şimdi biz bunu açtık. Yağ vizikositesini kaybettiği zaman arkadaşlar dişlerden yer. Bunlardan bahsedeyim ki hani eğer varsa böyle bir aracınız başınıza gelmeden önce bunun önlemini alın diye arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Dişlerden de benimki de yüksek ihtimalle yemiş. Maruti'den de yemiş, aynadan da yemiş. Bunu bir şekilde kurtarmaya çalışacağız. Aynı şekilde videolarımda da yani bayağı bir ses var. Bunu ben tamir edeceğim ama olay bu değil. Burada anlatmak istediğim sadece diferansiyel, yani tamirini göstermeyeceğim size. Diferansiyelin ne olduğunu algılayın diye. Eğer sizin de 4x4'ünüz varsa mutlaka bunları kontrol edin arkadaşlar. Yoksa bunları ve iç kısmı ve aynı şekilde savruz dişli eğer yerse bu komple değişecek. Yani bunu kurtarması yok. Ya da bu dişleri dolduran arkadaşlarımız var ama ne kadar randıman verir orası meçhul. Kurtarmayabilirsiniz. Kurtaramadığınız zaman da mecburen diferansiyeli değiştireceksiniz. Bir yağın bize açtığı sorun bu arkadaşlar. Bunun yağı da özellikle söyleyeyim. Yani ortalama 1 litre civarında bir şey alıyor ama mutlaka eğer varsa 4x4'ünüz bakın. Bakın ki böyle bir olayla karşılaşmayın. Şu an benim buna yapacağım işlemi ne yapacağım bilmiyorum artık. Bu ya dişli yön alacağım ya arkaya alacağım vesaire. Buna bir ayar çekmem lazım. Önce bilyaların boşluğuna bakacağım. Bunu onaracağım. Her neyse. Diferansiyeli geri döndüğümüz zaman arkadaşlar. Şu gördüğünüz iki tane aks çıkışı var dedim. Ve atıyorum benim bu aksım kilitli diferansiyel değil bu arada bu arkadaşlar. Ön tarafta, arka tarafta da ki arka kısımdakiler de aslında kilitli diferansiyeldi. Bu biraz da virajlara dönerken bunun rahat bir şekilde dönmesini sağlıyor bu stavroz dişleri. Bir tarafı kilitleyip bir tarafı bırakıyor. Bunu anlatacağım işin aslı. Kilitlemek isterseniz stavrozları şuradan iki tane kaynak vurup bunu kilitleyebiliyorsunuz ama kilitlediğiniz zaman da neler başınıza geliyor tabii. Bunlardan da bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar şurayı diyelim ki kilitledi ya da bura işte bu akis taş kısmına geldi bakın. Şimdi bu akis olduğu gibi duruyor. Bunun dönüp dönmediğini buradaki ıstavrozdan görebilirsiniz. Bakın duruyor, dönmüyor. Ama diğer taraf gördüğünüz üzere tekerlek hareket ediyor. Bunu da sağlayan arkadaşlar içindeki ıstavroz dişli. Kilitli diferansiyel olmadığı için bu diferansiyel bu şekilde dönerek buranın tutulduğu yerden güç alarak arkadaşlar arabayı öne atmaya çalışıyor. Ön kısmı atmaya çalışıyor. Peki bunu bıraktığım zaman ne oluyor? Tabii ki de hiçbir yere takılma yoksa hareket alıyor. Yerde eğer lastiklerde hepsi yere değiyorsa bir güç vesaire
yoksa lastiklerde hareket alıyor ve istediğiniz yöne doğru ister ileri ister geriye arkadaşlar diferansiyelle birlikte çalışıyor. Ama şimdi mesela bu tarafa bir taş geldi, değdi diyelim. Hadi değdirdik taşı. Tekrar diferansiyeli çevirdiğimizde gördüğünüz üzere bu taraftaki stavros dişlisi sabit kalıyor. Yani akis sabit kalıyor. Diğer tarafı bu şekilde çeviriyor. Diferansiyelin çalışma sistemini de bu şekilde anlatmış olalım. Bunu yapmaların sebebi ne arkadaşlar? Eğer bu kilitli diferansiyel olsa ya akis kesersiniz, ya bu tarafın aksını kesersiniz, ya da şu gördüğünüz içerideki mili kırarsınız veya bu dişliği kırarsınız veya burayı kırarsınız. Yani burada herhangi bir güç aktarma organında herhangi bir darbe, güç veya zorlama esnasında diferansiyel bu şekilde üretilmemiş olsaydı arkadaşlar mutlaka bir tarafları kırarsınız. Kilitli diferansiyel yani bu şu demektir. Hatta şunu da anlatabilirim. Sağa döndünüz, sola döndünüz mesela. Sola döndünüz, sağ yani bu tarafın dönmemesi gerekiyor. Diğer tarafın daha açılı dönmesi gerekiyor. Kilitli diferansiyelde bu biraz daha zorlaşıyor. Çünkü hep birlikte dönmeye çalışıyorlar. Bu yüzden biraz hani onlar ses yapabiliyor bu konuda ve kırması daha basit oluyor. Atıyorum bu kısım durur. Sadece bu taraf dönebilir. Sağ tarafa dönerken sadece bu taraftan güç alabilirsiniz. Sağ kısımda sağ çeker ya da sol kısımda sol çeker. Bu taraftan güç alabilirsiniz ama dediğim gibi eğer kilitli diferansiyel kullanıyorsanız bunların birini yani şunu, şunu veya şunun birini mutlaka kırma ihtimaliniz var arkadaşlar. Hatta bazılarında da diferansiyeli içi komple sökülüyor. Direkt buna bağlanıyor. Yani böyle stavros dişlisi kullanmayanlar da var. Ama bunu çıkartıp arkadaşlar kaynakla doldurup kilitli diferansiyel haline getirenler de var. Umarım faydalı bir şekilde anlatmışımdır aktarma organlarından diferansiyel olan kısmını. Diferansiyel bu şekilde arkadaşlar. Aklınıza takılan başka bir şey varsa mutlaka yazın yorumlarda. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ama unutmayın ki diferansiyelin de mutlaka yağı var. Bunları da değiştirin arkadaşlar. Umarım ne işe yaradığını, nasıl olduğunu düzgün bir şekilde anlatabilmişimdir. Takdir edersiniz biz sanayide bir ustayız. Öğretmen gibi anlatmaya çalışsak da bir öğretmen kadar olamayız arkadaşlar. Durum bu. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.